Ben her hafta yoğurt falan getiriyorum. Aşağı yukarı aylık 400 kişinin ben yoğurdunu falan karşılıyorum. Ama çoban sıkıntımız var. Afganları yakalayıp götürüyorlar. Şu anda adam bulamıyoruz ki ahırda çalıştıra. Efendim çoban bulamıyoruz. Çok büyük sıkıntıdayız. Adam sıkıntısı var. Şu anda adam bulamıyoruz. Ben adam yüzünden ben hayvanları satacağım. Aşağı yukarı 40 tane mal hayvan var. Bir kadın bir de ben. Yani Afganları yakalayıp götürüyorlar. Afganların kimseye bir zararı yok kardeşim. Başkalarını yakalayın bir şey demiyorum. Ama Afganlar çobanı lazım. Bulamıyorum. İtçi bulamıyorum. Yani köylü bu konuda çok sıkıntılı yani. Ahırda çalışmıyor. Bu arabayla her hafta yoğurt getiriyorum, süt getiriyorum. Biz şimdi adam olmayı için biz hayvanları satarsak nasıl olacak böyle? Bu süt, yoğurt dünyanın parası olacak. Et pahalı olacak. Enflasyon yükselecek. Yani bu konuda köylü çok sıkıntılı. Yani biz elimizde bir Afganlı var. O da aha bugün aha yarın kaçacak diye korkuyorum. Zaten o da giderse biz herhalde o karıyla o malları satarım. Yaşımız da bayağı gitti aşağı. 58 yaşındayım ben. Daha ahırına neyle uğraşacak durumda değiliz. Bir Evet. kadın bir ben. Yani çocuklar herkes gitti görevi başına yani. İş başı yaptı. Devlet kamuda. Efendim söyleyeyim. Biz şimdi bu işi babadan dededen kalma bir meslek. Bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Adam bulamıyoruz. Benim söyleme kötülüğü 3 tane traktörü ben tek traktörle işe gidiyorum ya. Tek kulluğuna işe gidiyorum yani. O birileri yatıyor. Adam olsa 2 traktörle giderim. Veyahut da mısır biçeceğim biri biçecek biri çekecek adam yok. Adam bile çok para. Kazanamıyorsun. Bu iş bayağı bir sıkıntıya bindi. Bu Afganları yakalayıp gönderiyorlar. Ya bari bunlar eskileri gönderin de yeni gelenler en azından gözü açılmadıklar var. Gençlerden gelsinler de. Yani ya işimizi yürütelim. Köylülük bu konuda bitti.